Eski Amerikan Başkanı Donald Trump üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Kendisine 4 ayrı suçlama yöneltildi. Eski başkan suçlu değilim dedi. Hakkındaki tüm suçlamaları reddetti. Trump mahkeme duruşmasının ardından New Jersey'ye dönmeden önce havalimanında gazetecilere de konuştu ve kendisine zulüm yapıldığını söyledi. 45. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump mahkemelerden yakasını kurtaramıyor. 77 yaşındaki eski başkan son 4 ayda 3. defa hakim karşısına çıktı. Hakkındaki tüm suçlamaları reddetti. Donald Trump teslim olmadan önce kurduğu sosyal medya platformu Truth Social'dan açıklamalarda bulundu. Eski başkan şimdi bozuk, hileli ve çalınmış bir seçime meydan okuduğum için gözaltına alınmak üzere Washington'a gidiyorum. Bu büyük bir onur çünkü sizler için gözaltına alınıyorum dedi. Mahkeme binasına gelen Trump yasal prosedür gereği gözaltına alındı. İlk olarak parmak izi alınan eski başkan Trump'ın sabıka fotoğrafı ise çekilmedi. Mahkeme salonuna kamera, ses kayıt cihazı ve telefon da alınmadı. Donald Trump'ı mahkeme dışında bekleyenler de vardı. Trump karşıtı gruplar binanın çevresinde toplanarak gösteri düzenledi. Mahkemede Trump'a 4 suçlama yöneltildi. Özel savcı Jack Smith, eski başkanı Amerika Birleşik Devletleri'ni dolandırmaya yönelik komplo kurmak, ABD vatandaşlarının haklarına karşı komplo kurmak, resmi soruşturmayı engellemeye çalışmak, bir tanığa müdahale etmekle suçladı. Kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddeden Trump suçlu değilim dedi ve hakkındaki davaları cadı avına benzetti. Duruşma sonrası serbest bırakılan Trump New Jersey'ye dönmeden önce havalimanında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Hakim karşısına çıktığı günü Amerika açısından üzücü bir gün olarak nitelendiren eski başkan, bu siyasi rakibe yönelik bir zulümdür. Bunun Amerika'da asla olmaması gerekiyordu dedi. Davanın bir sonraki duruşması ise 28 Ağustos'ta yapılacak. Amerika Birleşik Devletleri Kasım 2024'te yeni başkanı seçecek. Seçime henüz zaman olsa da siyasi atmosfer şimdiden ısınmış durumda. Amerika'nın eski başkanı Barack Obama'nın Joe Biden'ın Beyaz Saray'da bir dönemi daha garantilemesi için devreye girdiği ileri sürüldü. İddiaya göre Obama, Biden'ı cumhuriyetçi rakibi Trump konusunda uyardı. Ancak başkan Biden ise tatilini sürdürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı Barack Obama, yıllarca omuz omuza çalıştığı Joe Biden'ın 2024 başkanlık seçimlerini kazanması için devreye girdi. "Elimden geleni yapacağım," dedi. Dikkat çeken iddia Washington Post gazetesine ait. Habere göre Biden ve Obama Haziran ayında Beyaz Saray'da bir araya geldi. Obama o görüşmede ABD Başkanı'nı 2024 seçimlerindeki Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'a karşı uyardı. Bunun zorlu bir yarış olacağına dikkat çeken Obama, Biden'a destek sözü verdi. Yeniden seçilmesini sağlamak için elinden geleni yapacağını söyledi. Biden 2020 seçimlerinde Trump'a 7 milyondan fazla oyla fark atmıştı. Yapılan son anketler seçim yarışında bir kez daha Biden ve Trump'ın karşı karşıya gelebileceğini gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimine yaklaşık 1,5 yıl var. Tartışmalar şimdiden kızışmış durumda. Ancak Joe Biden tatilini sürdürüyor. Bu kez yazlık evinin bulunduğu Delaware'de bisiklete binerken görüntülendi. Gafları ve ilerleyen yaşı nedeniyle sıklıkla eleştirilerin odağında olan Biden bu defa dinç bir görüntü verdi. Biden geçen hafta da şemsiyesini ve şezlongunu alıp denizin tadını çıkarmıştı. Biden'ın sık sık Delaware'deki yazlık evine gitmesi eleştirileri beraberinde getiriyor. İngiliz Daily Mail gazetesine göre Delaware'e yaptığı son ziyaretlerle birlikte Biden'ın tatilde geçirdiği gün sayısı 360'a çıktı. Bu da görevdeki günlerinin %40'ını tatilde geçirdiği anlamına geliyor.